Zeynep gibi birine lezzetin kraliçesi deyip bu yarışmayı gelinimi alıp çıkacağım buradan ya. Aa, gelinimi alıp çıkacağım. Böyle bir tabak senin olamaz Hatice, olamaz. Eğer bu senin tabağınsa gelinin mutfakta yarışmasını, senin kraliçeliğini de burada Zeynep'e bırakarak bir de ağzıma almayarak terk edeceğim. Son bir puan. Zeynep'in mi, Hatice'nin mi? Hazırsanız açıyorum. Açıyorum. Açtım. Hatice çok şükür Allah'ım. Allah'ım. Maşallah. Güzel başladık. İnşallah maşallah böyle gideceğiz. Aynen. Zaten cuma günkü hazımsızlığınız en azından 60 oldunuz burada da. Zaten amacınız beni bulmaktı. Onu da gerçekleştirmiş oldum. Zeynep'ciğim, bilezikleri aldığın için zerre kadar üzülmüyorum. Sadece tavrın ve uslubun beni hayal kırıklığına uğrattı. En hassas olduğumuz yerden zayıfça saldırdın. Yok, ben nasıl davranmam... Bilezikler nasıl seni ilgilendiriyor, bozuyor seni. Nasıl davranmam, nasıl konuşmam gerektiğini biliyorum. Şu an konumuz tabağım. Şöyle ki, tabağımda tek bulduğunuz orada... neydi? Bazı yerleri eşit ıslanmış, bazı ıslanmamış falan. Onun zaten ıslanmasını bilmem neyin, onun servisini şefimiz hazırlıyor. Biz yapmıyoruz. Biz yapsaydık eşit bir şekilde dağıtırdım ben. Hamur yaptın. Sadece hamur mu? Evet. Onun içinde gıcık gıcık olmuş. Ekmek gayet yumuşak olmuş dedin. Tek dedin ki birazcık daha pişse üstü kızarırdı dedin. Et mana bulduğun şeydi. Bir tanesi pişmiş, bir tanesi pişmemiş yorum yapıyorsun. Suluydu. Aa, sulu geldi ağzıma. Suluydu. Sos koyuluyor çünkü onun üstüne. Sulu gelecek tabii. Olmadı. Diğerleri... Bir tek Hatice'nin tabağı orada. Hem köftesi güzel olmuş hem pidesi güzel olmuş. En güzel onun tabağı. Hamur çıkartmışsınız. Tabii öyle. Hüsniye teyze, suluydu diyorsun. Et suyunu biz koymadık ki. Şefimiz yapıyor. Hayatım, pide suluydu. Anlatabildim mi? Çiğ kaldığı için emmemiş, sulu kalmış. Hatice'ninki pişmiş, kızarmış. Zaten senin hiç konuşma yavrucuğum. Bak seninki hamur olmuş. Hep aynısın. Fırına bile koymayı becerememişsiniz ya. Yo, 20 dakika önceden koydum benim, ben. Benim yemeğim burada fırındayken siz hala yoğurma işindeydiniz. Yani yapamıyorsunuz. Benim de tek üzüldüğüm nokta yapamayıp da böyle bilezik kazanmak ya. Vallahi diyorum. Tabaklarınız da ortada, hepsi bembeyaz gözüküyor böyle. Yani aldığınız birler için kesinlikle bence soru bile sormamalısınız, utanmalısınız. Soru bile sormayalım mı? Yaptığı puanlamalara göre yani, söylediği yorumlara göre. Yani benim tabağım bir değil yani, hadi en düşük, yani yorumladığın puanlamalara göre diyorum ki şunlar şunlara çıkarsan, hadi en düşük orada yani 3 ya da 4 puanlık bir tabak var. 3 ya da 4 puan. Aynen öyle. Yok. O da sırf hamurunun, hayır, hamurunun üstü sadece biraz kızarmalı. Etini birine bakıyorsun olmuş ama bir tanesinin içi biraz pişmemiş diyorsun ama 1 veriyorsun. Bu adaletli bir puanlama değil.